Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra tekrardan çeyiz videosu ile karşınızdayım. Biliyorum bayağı uzun oldu. 2 ay falan oldu çeyiz videosu çekmeyeli. Hepsini bir anda çekip bitirmişim o heyecanla. Bunların da birikmesini bekliyordum arkadaşlar. Bunların hepsini yeni aldım. Mutfak takımımı yeni yaptırdım. Çeyiz videolarımı da özlediğinizi düşünüyorum. Bayağı ilgi gösterdiniz. Teşekkür ederim buradan tekrardan. Hemen mutfak takımımla başlıyorum. Kusura bakmayın, niyetliyim. Bu arada Ramazan'ınız nasıl geçiyor? İnşallah çok zorlanmıyorsunuzdur. Allah tuttuğumuz oruçların hepsini kabul etsin inşallah. Bayağı da az kaldı. Sayılı gün çabuk geçiyor. Havalar da bayağı ısındı. Tarla işleri de başladı. Allah tarlalarda çalışanlara da yardım etsin. Lafı fazla uzatmadan mutfak takımımla başlıyorum. Şu küçük parçalarıyla başlayayım. Burada mutfak eldivenim var. Böyle bu şekilde. Piyonk falan çok tatlı olmuş. Bu arada bunu kuzenimin eşine yaptırdım. Buradan ona tekrardan teşekkür ederim. Burada şapkam var. Şöyle. Kumaşlarını kendim beğendim arkadaşlar. Manisa'dan aldım kumaşlarını. Burada poşetliğim var. Şöyle askılı. Bu altından lastiği var. Buradan çekiyoruz poşetleri. Buradan koyuyoruz. Bu şekilde. Mutfak önlüğüm var. Mutfak önlüğümü sade yaptırdım. Bu önüne yazı yazdırıyorlar. Ben onu yazdırmadım. Şöyle güpür yaptık üst tarafına. Alt tarafını sade yine güpürsüz yaptık. Böyle bu şekilde kelebekli, gül kurusu renginde. Bunlarla güzel güzel yemekler yaparım artık. Şöyle kaldırayım. Burada runner'ım var. Runner'ı sade gül kurusu yaptım. Şöyle. Hemen bir yandan da katlayayım. Dağınık olmasın. Mutfak masamda şöyle kenarları güpürlü, kelebekli. Böyle bir model yaptık. Böyle kelebekli bu desenden alırsanız arkadaşlar runner'ını her türlü renkten kullanabilirsiniz. Yani kırmızı olur. Hatta bir kuzenim bunu runner yapıp masa örtüsünü kırmızı yapmıştı. Ben de öyle yapacaktım aslında ama bu kumaştan az kalmış aldığım yerde. Benimki de farklı olsun dedim. Runner'ını sade, masa örtüsünü kelebekli tercih ettim. Böyle. Mutfak takımım bu şekildeydi. Bunları şuradan kaldırayım. Bunlar, ah Emineciğim onlar süs kullanılmıyor dediğinizi duyar gibiyim. Ama ben böyle şeyleri seviyorum. Çok sık kullanmasam da yine de kullanmaya çalışacağım. Bunu öyle kaldırayım. Şuradan devam edeyim. Şöyle nevresim takımları var arkadaşlar. Bunları buradan bir mağazadan aldım. Şöyle 3 parça. Şu çift kişilik dantel desenli aldım. Çiçekli almadım. Böyle bunlar daha çok hoşuma gidiyor. %100 pamuk bunlar arkadaşlar. Şöyle tek kişilikte 2 tane. Bir tanesi gül kurusu. Bir tanesi de gri. Bunların desenleri aynı. Şu şekilde. Bunları hiç açmadım arkadaşlar. Burada sizinle birlikte açmak istiyorum. Şöyle çift kişilik olanı açalım. Şuraya koyayım. Bu zamana kadar nasıl merak edip açmadıysam. Ben böyle yeni aldığım şeyleri pek açmaya kıyamıyorum arkadaşlar. Böyle şekli falan bozulmasın diye. Ama eninde sonunda açılacak bunlar. Burada açıp sizlerle birlikte bakmak istiyorum. Şöyle koyalım. Bu arada bunun çarşafı lastiksiz arkadaşlar. Ben aldığım zaman lastikli yoktu. Yakın zamanda kayınvalidem aldı. Lastikli gelmiş. Onları lastikli tercih ettik. Bir gün onlara gittiğim zaman da onun aldıklarını çekerim sizlere. Şöyle bu çarşafı.
Bakalım nasılmış. Bayağı da güzel. Çok fazla şeklini bozmayayım ben. Böyle çarşafı sade, desensiz. Rengi de gayet güzel. Şöyle katlayayım. Şurada yastıkları var. Bakalım. Tüh. Yastıkları arkadaşlar fermuarsızmış. Şöyle şu şekilde. Hiç bakmamıştım dediğim gibi. Geçirmeli. Şöyle koyalım. Nevresimin fermuarlı. Şöyle bakmak istiyorum. Kumaşı güzel. Beğendim. Bak işte böyle açtıktan sonra tekrardan aynı şekilde katlanmıyor. Bunun için açmak istememiştim ama baktığım iyi oldu. Şöyle koyalım. Acaba bu nasıl katlanacak? Olduğu kadar şöyle geçireyim. Tabii ki de geçmiyor. Neyse artık bunu böyle sığarsa koyacağım. Sığmıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde poşetliğe koyuvereyim artık. Şuradan devam edelim. Şöyle yastıkları boncuk silikon tercih ettik. Toplamda 7 adet yastık aldım. Şöyle bunlar fermuarlı astarları. Bu şekilde. Bunları buradan bir mağazadan aldım. Söylemiştim. Şurada arkadaşlar daha önce bir videomda göstermiştim sizlere. A101'den çift kişilik battaniye almıştım. O gün açamamıştım bunu. O yüzden şimdi tekrardan göstermek istiyorum. Şöyle kumaşı ince ama bunlar çok sıcak tutuyor. Bunu yatak örtüsü olarak da kullanabilirim aynı zamanda. Şöyle göstereyim, yumuşacık. Zaten evler doğalgazlı olduğu için çok da kalın battaniyelere gerek yok. Hem çamaşır makinesini yıkamak için bu ince olanlar daha kullanışlı oluyor. Böyle bu şekilde. Bunun rengini de çok beğenmiştim. Kırmızı lacivert, beyazla. Burada da yine çift kişilik bir battaniyem var. Bu da çok kalın değil. Böyle Sarar marka. Buna da bakalım. Şuradan açılıyor. Bu da yumuşacık, çok güzel. Şöyle kalınlığı bu şekilde. Şöyle. Bu böyle desenli, çiçek desenli arkadaşlar. Kayınvalidemin aldığı sade. Onda desen yok. Böyle açmışken artık açayım. Bozdum nasıl olsa. Böyle gül kurusu çiçek desenleri var. Bunu ben birazdan katlayayım. Bayağı bozuldu.
son olarak da arkadaşlar çatal, kaşık, bıçak takımım var. Şöyle Hisar marka tercih ettim. 84 parça, 12 kişilik misafir için aldım bunları. Bunları internetten sipariş ettim. Şöyle göstereyim. Çatalı bu şekilde arkadaşlar. Sade desenli. Her zaman kullanabilmek için, sıkılmamak için böyle sade aldım. Bir de koyabilirsem. Şöyle. Bıçağı bu şekilde. Gayet kibar. Ne çok büyük ne çok küçük. Şöyle kaşığından göstereyim. Belli oluyor mu? İnşallah belli oluyordur. Bugün tek başıma çekim yapıyorum arkadaşlar. Annem evde yok. Sizi sabitledim. Şöyle tatlı çatalı. Tatlı bıçağı çok güzel, küçücük. Çok kibar. Tatlı kaşığı da bu şekilde. İyi ki de sade almışım. Her zaman kullanabilirim. Şöyle de 12 adetti arkadaşlar. Çay kaşığı var içinde. Toplam 7 çeşit. 12 kişilik 84 parça yapıyor. Bu da böyleydi arkadaşlar. Bu seferki çeyizlerim bu kadardı arkadaşlar. Çeyizlerimi çok beğenmişler, çok söyleyen oluyor. Şu benim, bu benim falan diye. Bazı arkadaşlar da diyor ki satıyor musun? Hayır arkadaşlar, satmıyorum. Sizlere fikir olsun diye gösteriyorum. Çeyiz alışverişi yapmak isteyenler, düğün telaşında olanlar için. Ben de çünkü bu yola girdiğim zaman çok fazla çeyiz videosu izledim. Fikir oldu benim için de. Sizlere de bu yüzden çekiyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur videolarımı. Artık size de burada veda edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.